spor kulüplerimizin başkanları, değerli basın mensupları, değerli hemşerilerim, Bilecik Belediye Başkanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, 2004 yılından itibaren şehrimizdeki doğumdan ölüme kadar, hatta ölümden sonraki süreç içerisinde de her olayda Bilecik Belediyesi de vardır sloganıyla hareket ediyoruz ve sloganımız da hep birlikte daha iyiye, daha güzele olma noktasında koymuştuk. Ve şehrimizin insanının olduğu yerde belediye mutlaka var gücüyle olması gerektiği inancını paylaşıyoruz. Tabii ki şehirlerin marka değeri olabilmesi açısından orada sporun da bu marka değeri oluşumunda son derece önemli yeri var. Biz mevzuatımıza göre daha önceki dönemlerde spor kulüplerimizde, amatör spor kulüplerimizde aynı yardım dışında ekonomik yardım bu anlamda nakli yardım yapılamıyordu. Ama 2 yıldır mevzuattaki değişiklikleri de değerlendirerek, fırsat bilerek bu anlamda amatör spor kulüplerimizde bir yardım başlattık. Geçen yıl da bunu bu anlamda gerçekleştirdik. Bu sene de gerçekleştiriyoruz. Bazıları farklı da yorumlayabilir seçim öncesi niye böyle diye ama spor kulüplerimizin harcamaları ve organizasyonları bu döneme rastladığı için geçen yılda yaptığımız aynı süreç içerisinde bu yardımları yine aynı şekilde yapıyoruz. Amacımız amatörden başlayarak inşallah ileriye doğru şehrimizin adını taşıyan takımımızın oluşturulmasına katkı sağlamak, amatör spor kulüplerini canlı tutmak, hareketli tutmak ve gençlerimizi spor yapmaya yöneltme noktasında çaba ve gayret içerisindeyiz. Ben bu anlamda amatör spor kulüplerimizin başta gerçekten başkanımız Nusret Bey'e ve çok değerli spor kulüplerimizin başkanlarına, yöneticilerine bu anlamda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten gençlerimizi bir çatı altında toplayarak spora teşvik ediyorlar. Onları topluma kazandırıyorlar. Onların var olan delikanlarını daha faydalı bir noktaya kanalize ediyorlar. Bu son derece önemli. Aynı zamanda tabii önümüz bizim hayalimiz, heyecanımız, Bilecik sporumuz. Bu noktada bu oluşumların zaman içerisinde Bilecik sporumuzun da gelişmesi ve hedeflediğimiz gönlümüzdeki noktalara gelmesine ilişkin olarak. Bu dönem Bilecik sporumuzu da bu noktada daha ciddi bir organizasyon içerisine girdik. Sağ olsun güçlü ve bu anlamda Bilecik spora umut vaat eden bir ekiple bir çalışmaya başlatıldı. Amatör spor kulüplerimiz Bilecik sporumuzun ilerleyen zamanlardaki ciddi bir altyapısını oluşturacak. Ve hedeflediğimiz Bilecik spor sadece futbolda bir Bilecik spor değil, şehrin marka değerini oluşturan basketboluyla, voleyboluyla, güreşiyle, boksuyla, atletizmiyle, eskrimiyle, efendime söyleyeyim, sukuarcıyla bu anlamda inşallah ileriye doğru buz pateniyle, her şeyiyle bir Bilecik ve Bilecik sporu arzu ediyoruz. Çünkü Bilecik ilklerin şehri, kuruluş ve kurtuluşun beşiği diyoruz. Bu zamana kadar bunu sadece sözle ifade ettik. Bunları eylemsel noktaya da geçirmeyi hedefliyoruz. Biz Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bir sözü söylerken arkasını doldurmadığımız hiçbir sözü bu anlamda bu zamana kadar söylemedik. Önümüzdeki 5 yılı biz tanıtım yılı ilan ettik. Geçmişiyle öğüne geleceğe emin adımlarla yürüyen marka şehir Bilecik'i oluşturacağız dedik. Emin olun bu marka şehir Bilecik'in oluşumunda da sporumuz, sporcularımız ve kulüplerimiz de tanıtımda çok önemli bir noktaya geldik. Onun için ilk önce altyapı noktasında çalışmalara başladık ve çalışmalarımız da bu anlamda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Bilecik'te daha fazla spor yapılacak tesis olacak, daha fazla salonumuz olacak, daha fazla yüzme havuzumuz olacak, daha fazla bu noktada
etkinlik yapacağımız alanlarımız olacak ve tabii ki büyük bir stadyumumuzun olması noktasında çaba harcayacağız ve gençlerimizi daha fazla eğiteceğiz, daha fazla bir araya toplayacağız ve hak etmiş oldukları, hak etmiş olduğumuz bilinç spor anlamında, spor anlamındaki noktaya da geleceğiz. Biz tanıtıma ilişkin bunları yaparken gerçekten hedefleyerek yapıyoruz. 10 yıl sonra birinci ligde, en az birinci ligde olan bir Bilecik Spor'u hedefliyoruz. İnşallah bu sene mütevazi ölçekte bir destekle yine devam edeceğiz. Amatör spor kulüplerimizde önümüzdeki yıl bunu daha da artıracağız. Bütçemiz içerisinde daha da genişleteceğiz ve amatör spor kulüplerimizin en azından asgari düzeydeki organizasyonlarını yaparken, bir yerde deplasmana giderken, efendime söyleyeyim lisanslarını çıkartırken veya futbolcusuyla, sporcusuyla küçük belirgin sorunları aşarken kasasında veya gelecek noktasında hesabında bir bedelin olmasını belediye olarak arzu ediyoruz. Zaten yöneticilerimiz gönüllü olarak bu işe giriyorlar. Onları bu anlamda ekonomik olarak da sıkmak istemiyoruz. Onların hedefi yetiştirmek ve başarmak noktasında olsun arzu ediyoruz. Bu anlamda tekrar katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de değerli basın mensuplarımıza böyle özel ve güzel bir günde böyle gerçekten önemli bir olayı duyurma noktasında teşrif ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Verilecek yardımın da gerçekten sporcularımızın yetişmesine ve gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Tabii bugün başka bir özel bir gün. Gerçekten büyük devlet ve siyaset adamı Muhsin Yazıcıoğlu'nu hakkı rahmetine kavuştuğu bir gün. Bu vesileyle de ben vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla kendisini rahmetle yad ediyorum ve Allah rahmet eylesin diyorum. Kendisi de benim gerçekten dostluğum olan, birlikte sohbet ettiğimiz, bir arada belirgin bir süreç içerisinde Sivas Kandil'de görev yaptığımız zaman dilimi içerisinde belirgin anları paylaştığımız bir dost, bir arkadaştı. Acısını en derin hissedenlerden birisiyim. Allah rahmet etsin diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Tabii üzücü bir olay ve yıllar da geçti, 5 yılı doldurmuşuz. Allah bu tür acıları milletimize ve bizlere yaşatmasın diyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Başkan, şimdi olması lazım. Gelir getiren kalemlerinin olması lazım. Ve belediye sadece motivasyon desteği verir bu noktada. Çünkü spor, özellikle profesyonel anlamda baktığımız spor kulüplerinin geleceği belediye bütçeleriyle karşılanabilecek büyüklüklerin ötesine geçiyor artık. Onun için belediyelerle spor kulüplerini yaşatma olayı hem idare anlamda bir zafiyet olayı olarak görülür, hem de teknik olarak da bu anlamda profesyonelliğe de çok uygun olmadığını görür. Gerektiği zaman ihtiyaç olduğunda belediye yapmalı. Ama bizim düşüncemiz tesisler oluşturarak, bu tesislerin işletilmesi spor kulüplerimize, ilecek sporumuza diyelim, genel anlamda spor kulüplerimizi kucaklayacak ana çatı olarak baktığımızda, ilecek sporumuza bu tesislerin işletilmesiyle, diğer şeylerle yönlendirirsek, o piramidi iyi oluşturursak, üstte temsil niteliği olan büyük takımı oluşturursak, altta da amatör spor kulüpleriyle bunları desteklersek zaten hedef belli edilmiş olur. Gelir kalemini de buna göre oluşturmak lazım. Biz ileriye doğru sponsorluk, şirketleşme sistemini geliştirerek Bilecik Spor'u da geleceğe de taşımak istiyoruz. Yani yönetimdeki arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, konuşmalarda sağ olsunlar o heyecanı duymuşlar. Bu anlamda böyle bir oluşum içerisinde olmayı istediler. Ben de ilk sorduğum şey, bu geçici bir heyecan mı? Devam edecek bir olay mı? Fikirlerini, projelerini, diğer şeylerini aldığımızda çok köklü, belirgin bir düşünceler var. Onun üzerine biz de Bilecik Belediye Başkanlığı olarak projelerimizi ortaya koyduk. Stadyum projesi rastgele bir proje değil. Aşağıda Karasu Gençlik ve Yaşam Adası rastgele bir proje değil. Bunların her biri
ileriye doğru sporun ve sporcunun altyapısını oluşturacak ve gelir kalemi oluşturacak alan. Bakın Beşiktaş maçlarında amatör maçlarında oynanacağı bir stat daha yapacağız. Burada. Ve 33 bölümlük bir gerçekten yaşam alanı olacak. Orada da kafeteryası olacak, piknik mesire alanları olacak, spor tesisleri olacak. Bunları zaman içerisinde mütevazi ölçekli de olsa kulüplerimizin ekonomik gelir elde etmesi noktasında de aynı zamanda değerlendireceğimiz alanlar. Bunları. Bunları hep gençleri yetiştireceğiz bir taraftan. Hem de gençlerin altyapısı noktasında bir kaynak oluşturacak bunları. Bunları yaparsak çok daha kalıcı olur. Fabrikalarımızda, diğer şeylerimizde ilişkin olarak uzun vadeli anlaşmalarla bu noktayı oluşursa çok daha kalıcı olacak. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde, siyasi sürece geldiği için bu konuyu çok fazla biz dile getirmedik. Biz gerçekten seçim sürecinde hiçbir zaman seçimde oy olsun diye bir organizasyon içerisine girmedik. Samimiyetle söylüyorum. Ve bu olayda çok bilecikte manipüle edildiği halde, bazıları işte hiçbir plan proje olmadan birilerinin düşürdüğünü biz çıkaracağız gibi sloganlar atmasına rağmen biz bunu Bilecik Spor'u bak yaşatıyoruz, kuruyoruz diye de çok fazla da ortaya da çıkmak istemedik yani. Ama bu konuda çok ciddi, özel, güzel projelerimiz var. Seçimden sonra uygulamalı olarak inşallah bunları hep birlikte oturacağız, yine ortaya çıkaracağız diyorum. Ben hakikaten spor çok özel bir şey ama amatör spor daha özel ve fedakarlık gerektiren bir olay. Bu anlamda amatör sporları destekleyen, bu konuda zaman ayıran, ekonomik güç ayıran, harcayan herkese canı gönlünden teşekkür ediyorum. Ben. Evet, sorularım herhalde. Müsrat Bey, siz evet. Sayın Başkanım, çok değerli bir başkanlarımız. Bugün önemli bir gün. Başkanımızın da ifade ettiği gibi artık belediyelerimiz amatör spor kulüpleri branşlarına maddi olarak yardımda bulunabiliyorlar. Bunun ilk örneğini geçen yıl başkanımız 5 değerli kulübümüze merkezdeki yardım yaparak gösterdi. Bu yıl da yine yapıyor. Biz de tüm kulüplerin adına Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. Başkanım gerekenleri söyledi zaten. İnşallah önümüzdeki süreçte hep beraber gerek bilek sporla ilgili, gerek amatör spor kulüplerle ilgili başta başkanımızın, bizim ne gerekiyorsa basının tabii burada önemli bir şeyi var. Basın her zaman bizi desteklemedi, başkanımızı sporla ilgili hep bize yardımcı olmalı. Ben çok uzatmayayım. Başkanım gerekenleri söyledi. Ben tüm kulüplerimizin adına size teşekkür ederiz. Bu yardımların devamını dileriz Sayın Başkanım. Diğer konuda arkadaşlara aydınlatma adına söylüyorum. Yani bu seçim sürecinde ilgili değil. Biz bu hafta ikinci amatör, şu anda 5 kulübümüz var burada, 4 kulübümüz ikinci amatörde devam ediyorlar. Bu hafta başlatacaktık. Seçimlerden dolayı önümüzdeki Nisan'ın ilk haftasına maçlarımızı başlatıyoruz. Bu yardımlar da tam isabet oldu. Yani seçimle ilgili falan mı değil. Her sene tam 4 kulübümüz önümüzdeki hafta lig başlıyor. Yani o konuyla ilgili ben de özellikle üstü basarak söylüyorum. Yani seçim yatırım gibi bir şey gibi algılanmasın. Bu geçen yıl da verilmişti. Geçen yıl da verildi. Tam süreç yani verilme dönemi. Çünkü lig başlıyor. Lig başlarken de kulüplere ikinci amatör başlıyor. Bir yardım evet. O 9'ları oynayalım. Daha bir tane deplasma ekim daha var. 5 tane deplasma yani bizler için yani çok büyük bir şey oldu. Sayın Başkanım biz teşekkür ediyoruz. Kulüplerimizin adına. Desteklerimizin devamını diliyoruz. İnşallah hep beraber gerekli çalışmaları yaparak Bilecik'te amatör sporu, Bilecik sporu önemli yerlere beraber getireceğiz. Getireceğiz. Evet. Yani o konuda zaten bu işe verdiğimiz önemin de bir gerekçesi olarak bu işin başındaki kimseyi çalışma arkadaşı olarak, belediye meclis üyesi olarak ekibimizle inşallah bu anlamda Nusret Bey'in bu noktadaki tecrübesi, deneyiminden de faydalanarak, bu konudaki eksiklikler, aksaklıklar neyse, bunları da gidererek amatör spor kulüplerimizde bir dizayn, bir altyapı oluşturma noktasında hep birlikte çaba harcayacağız. Bu ekonomik desteğin bir adı var mı yoksa duruma göre mi? Yani... Yok, bugün encümenimizde almış olduğunuz karar çerçevesinde 2.000 lira veriyoruz amatör spor kulüplerimize, 3.000 lira ekonomik destek veriyoruz.
önümüzdeki süreç içerisinde de 2'ye göre de ayrıca değer. Bu 2000 lira aylık mı olur? Yok. Bir defa yapmaz sonra. Bir defa yapmaz. Şimdi sezon yeni başlıyor. Şimdi arkadaşlarımız ayrıca biz il özel idare bütçesinden 40.000 TL gibi bir amatör spor kulüplerine bütçe ayırttırdık. Bu da malzeme anlamında. Onu da önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarıp malzeme sizlere de davet ederek Sayın Valimizin, Başkanımızın da katılacağı bir organizasyonla kulüplerimize malzeme yardımı da yapacağız. Ama Sayın Başkanımız belediye bütçesinden encümenden de geçerek bu sezon başında böyle bir ihtiyaç olduğu için ilk planda böyle. Önümüzdeki günlerde başkanımız bahsettiği gibi tabii yardımlar devam edecek. Bu paralar arkadaşlarımız da biliyor. Paraların amatör spor kulüplerine birlikte 300 lira, 500 lira bile can suyu geçiyor. Bir rakam oluyor. Çünkü hocam hocam biraz daha uzun sürüyor başkanım yani. Bakalım inşallah. Zaman içerisinde şimdi bu özellikle geçen yıl verdiğimiz rakamları veriyoruz. Çünkü seçim sürecinde farklı bir anlaşmaya da mahal vermesini de arzu etmiyoruz. Ama bizim önümüzdeki süreç içerisinde bunlara ilişkin olarak verdiğimiz sözler de var zaten. 2015'ten itibaren bu rakamlar çok daha tatminkar oluyor. Zaten biz spor kulüplerimizde de sen de biliyorsun. Yani oluşan şartlar içerisinde gerekli desteği de belediye olarak her zaman destek olarak kullanıp da yapıyoruz zaten. Başlıyormuş. Yani 10 senedir sizi sayıyoruz. Yoksa ben Ertuğrul Spor Kulübü belki 10 sene önce kapanacak. Yani onu da açıkça söyleyeyim. Yani birkaç kişinin sırtında giden bir şey. Yeri geldi benim. Yani lisansı yatıracak günüm yoktu. Son günüm geldim sizden. Borç istedim. Borç verin bari başkanım dedim. Federasyonu yatıracak. Sağ olun çıkarttınız. Evinizden verdiniz. Ben o parayı getirdim. İade ettim. Sağ olun almadınız yani. O günlerim de oldu yani. Bu sene siz takım çıkamadınız değil mi Ertuğrul Spor olarak? Ben bu sene biraz gençler bir sene misafirlik şimdi yapayım ikinci amatörde. İnşallah aşağıdaki belediye stadyumu da yeniden çimlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması noktasında bir projemiz var. Onu da başlatacağız. O da artık kapalı spor salonunun yanında o spor komplekine yakışır bir stat halinde. Yani birinci amatöre çıkmadım derken şöyle yani 17'lerde 19'larda ligim devam ediyor yani. Başkanım çok eminsiniz vallahi emin konuşuyorsunuz. Eminsiniz yani kendinizden bayağı. Yani 2015 önümüzdeki dönemde bunu attıracağız. Çim sahayı yapacağız. İnşallah. Sizin şükranı var. Yok canım ben yani. Başkanım. Neyse geçti zaten. Neyse geçti zaten. Gelecek spor. Ali Bey'den şöyle siyasi olarak hem günün anısına hem de destek verdiğinize ilişkin. Şöyle teker teker sonra toplu vaziyetler veriyor. Serkan Hocam. Salim Bey, buyurunuz. Bir spor başkanım. Başkanım, video. Evet, Ahmet Bey, buyurun. Thank you.